Teknolojinin gelişimi bireylerin yaşam tarzlarında ve toplum yapısında bazı değişim ve dönüşümleri beraberinde getirmektedir. İnternetin insan yaşamına girmesiyle hayatı dijital ortamlara taşıma oranı da giderek artmaya başlamıştır. Önceden faturaları ödemek için girilen banka kuyrukları yerini internet bankacılığına bırakmış, dijital ortamda artan işlem hacmi bireylerin bu ortamların kullanımına yönelik bilgi ve becerilerini artırmaları, olası güvenlik sorunlarına karşı önlem almalarını zorunlu kılmıştır. Daha 10 yıl öncesine kadar küresel zeminde benzeri görülmemiş fırsat ve tehditler günümüz teknolojileri sayesinde ortaya çıkmış, internet iş ve özel yaşamın her alanını etkiler hale gelmiştir. Günümüzde insanlar gerçek hayatta gerçekleştirdikleri her türlü iletişim, iş, görev, faaliyet ve benzeri etkinliklerini internet üzerinden gerçekleştirebildikleri dijital yaşam içindedir. Güvenli ve etkin bir şekilde bu teknolojileri kullanabilmek için bireyler bu teknolojileri çok iyi anlamak, sunduğu imkanları ve oluşturduğu tehditleri de yakından izlemek durumundadır. İnternet kullanım oranının her geçen dönem hızlı bir şekilde arttığı Türkiye'ye yapılan siber saldırılar önemli bir yer teşkil etmektedir. Sosyal ağlar vasıtasıyla kimlik ve bilgi hırsızlığı yapan yemleme yani phishing sayfaları artmaktadır. Mobil telefonlara ve mobil ağlara yapılan saldırılarla kullanıcı bilgileri çalınabilmekte ve beraberinde zararlı mobil yazılımlar bizlere zarar vermektedir. Saldırılar genellikle müşteri bilgileri, banka hesap bilgileri ve fikri mülkiyet haklarına odaklanmaktadır. Dolayısıyla internetin yaygınlığının her geçen gün artmasıyla özel ve gizli bilgi kullanılarak kamusal ve kişisel birçok işlemin bu sistemler üzerinde yapılması, bilginin ve bilişim sistemlerinin önemini artırmış, bilgi güvenliğini bir zorunluluk haline getirmiştir. Kötü amaçlı yazılım, bilgisayar sistemlerine zarar vermek, bilgi çalmak veya kullanıcıları rahatsız etmek gibi amaçlarla hazırlanmış yazılımlara verilen genel bir isimdir. Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle bilgi ve bilgisayar güvenliği konusunda en ciddi tehditlerin başında kötü amaçlı yazılımlar gelmektedir. Bu yazılımlar bulaştığı bir bilgisayar sisteminde veya ağ üzerindeki diğer makinelerde zarara yol açmak veya çalışmalarını aksatmak amacıyla hazırlanmış yazılımların genel adıdır. Kötü amaçlı yazılımların en yaygın olanları bilgisayar virüsü, bilgisayar solucanı, turba atı, arka kapı ve casus yazılımlardır. Kullanıcının izni ya da bilgisi olmadan bilgisayarın çalışma şeklini değiştiren ve kendini diğer dosyaların içerisinde gizlemeye çalışan bilgisayar programlarına virüs denir. Bilgisayar virüsü bulaştığı bilgisayarda kendini çoğaltma ve çalıştırma işlemlerini gerçekleştirir. Virüsleri diğer kötü amaçlı yazılımlardan ayıran en önemli özellik insan etkileşimine ihtiyaç duymasıdır. Virüslerin yayılması için mutlaka kötü amaçlı kodun bulunduğu virüslü dosya bir kullanıcı tarafından çalıştırılmalıdır. Solucan virüsü genellikle e-posta, kaynağı belirsiz programlar, ücretsiz hizmet verdiğini ileri süren ve bunun karşılığında ne elde edildiğini kullanıcıyla paylaşmayan siteler, USB flash bellek, korsan oyun DVD ve CD'leri gibi birçok farklı yolla bilgisayarlara bulaşırlar. Solucan da virüs gibi kendini bir bilgisayardan diğerine kopyalamak için programlanmış olup çoğunlukla bunu otomatik olarak yaparlar. Solucan bir kez sisteme girdikten sonra kendi başına ilerleyebilir. Ağları kilitler ve büyük olasılıkla kullanıcıların internetteki web sayfalarını görüntülerken uzun süre beklemelerine yol açar. Truva atı zararlı program barındıran veya yükleyen programdır. Truva atları kullanıcıya kullanışlı veya ilginç programlar gibi görünebilir ancak çalıştırıldıklarında zararlıdırlar. Truva atları bilgisayar virüsleri gibi kendi başlarına işlem yapamazlar.
Truvatları kendilerini kopyalayıp dağıtsalar bile her kurbanın bu programı çalıştırması gerekir. Bu programlar paylaşım programları, bilgisayar saati ayarlama yazılımı ya da hava durumu uyarı programları gibi kullanışlı programlar olabilir. Bir sisteme dışarıdan sızılabilmesi için o sistemde açık oluşturma işlemine arka kapı denir. Genellikle bilgisayarda dışarıdan erişilebilmesi için bazı portları açarak kendi üreticisinin ve veya başka bir yazılımın sisteme sızmasını sağlayan yazılımlardır. Birçok virüs bir bilgisayara bulaştığında mutlaka bir arka kapı açmayı denemektedir. Bu sayede virüsü yayan kişi sisteme erişim imkanı bularak istediği işlemi gerçekleştirebilecektir. Casus yazılım, kullanıcılara ait önemli bilgilerin ve kullanıcının yaptığı işlemlerin kullanıcının bilgisi olmadan toplanmasını ve bu bilgilerin kötü niyetli kişilere gönderilmesini sağlayan yazılımlardır. Casus yazılımlar, virüs ve solucanlardan farklı olarak hedef sisteme bir kez bulaştıktan sonra kendi kopyasını oluşturarak daha fazla yayılmaya ihtiyaç duymazlar. Casus yazılımın amacı, kurban olarak seçilen sistem üzerinde gizli kalarak istenen bilgileri toplamaktır. Tarayıcı ele geçirme, bazı web siteleri tarafından sayfaların ziyaret sayısını artırmak, kendi web sitelerindeki reklamların yüksek görüntüleme rakamlarına ulaşmasını sağlamak amacıyla web tarayıcısına yerleştirilen, başlangıç sayfalarını ve arama sayfalarını değiştirebilen küçük bir program ya da kütük ayarıdır. Eğer tarayıcı başlatıldığında başlangıç sayfası ya da arama gerçekleştirildiğinde açılan arama sayfası kullanıcının istemediği bir şekilde değişiyorsa, muhtemelen tarayıcıyı ele geçiren kötü amaçlı bir yazılım bilgisayara bulaşmış demektir. Bu tarz programlar kullanıcının bilgisayarındaki tarayıcıya arama yardımcısı gibi adlarla yerleştirilirler ve kullanıcıyı sıklıkla kendi web sayfalarına yönlendirmekle kalmayıp arka planda gezinme alışkanlıklarını da kaydederler. Klavye izleme ve dinleme programları, kullanıcının klavye aracılığıyla gerçekleştirdiği girişleri izleyen ve bu sayede gizli ve kişisel bilgileri toplamaya çalışan kötü amaçlı yazılım türüdür. Son zamanlarda özellikle internet kafelerde görülen klavyedeki tuş vuruşlarının kaydedilmesi ve bunun sonucunda kişilerin şifre ve kişisel yazışmalarının başkalarına ulaştırılması büyük güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Burada amaç, kullanıcıların klavyeden bastıkları tuşları izleme ya da bu tuşların çıkardıkları sesleri dinleme yöntemlerini atlatarak güvenli bir şekilde internet şubesine giriş yapmasını sağlamaktır. Bankalar, klavye izleme ve dinleme yazılımlarına karşı internet şubelerine girişte fareyle tıklayarak tuşların basıldığı ve bazı bankaların adına sanal klavye dedikleri bir sistem geliştirmişlerdir. Klavye izleme ve dinleme işlemi bir program aracılığıyla gerçekleştirilebildiği gibi donanımsal da olabilmektedir. Korkutma amaçlı yazılımlar olarak da bilinen sahte güvenlik yazılımları, güvenlik açısından yararlı gibi görünen ancak sınırlı veya sıfır güvenlik sağlayan hatalı ve aldatıcı uyarılar üreten veya kullanıcıları sahte işlemlere katılmaları için kandırmaya çalışan yazılımlardır. Gezinilen sitelerde açılan pencerelerdeki güncelleştirmeler veya uyarılar yazılımı yüklemek için tıklatma, önerilen güncelleştirmeleri yükleme veya istenmeyen virüsler veya casus yazılımları kaldırma gibi işlemler şeklinde aldatıcı ekranlar şeklinde tıklanarak bilgisayarımıza ya da mobil cihazımıza indirtilir. Casus yazılımların bulaştırılmasında veya dağıtılmasında kullanılan yöntemler nelerdir? Genel olarak casus yazılımların bulaştırılmasında veya dağıtılmasında kullanılan yöntemler, işletim sistemlerinde casus yazılım, arka kapı gibi yapıların bulunma olasılığı, farklı üreticilerden aldıkları parçaları bir araya getirerek bilgisayar yapan firmalar olarak tanımlanan özgün donatım üreticilerinin
bilgisayarlarını müşterilerine satmadan önce kurdukları yazılımlar arasında kasten veya bilmeden casus yazılım bulunması, çoğunlukla ücretsiz dağıtılan kişiler arası dosya paylaşım programları, ekran koruyucular ve oyunlar içine casus yazılım ekleyerek bulaşma, faydalı bir yazılım kurulumunun yanında dosya, klasör ve sistem kütüğü isimlerini zararsız, bilindik veya sisteme ait isimler vererek saptanmasını ve sistemden kaldırılmasını zorlaştırarak sisteme yerleşme, herhangi bir programın kurulumu sırasında aslında casus yazılım özelliği taşıyan başka yardımcı ve ek yazılımların kullanıcıya belirtilerek kurdurulması, e-posta dosya eklentisiyle e-postada verilen bir web adresine girildiğinde veya doğrudan HTML içerikli e-postaların okunmasıyla kötü amaçlı yazılımın bulaşması, internet tarayıcılarında bulunan korunmasızlık ve açıklardan yararlanarak kurulum, özellikle internet üzerinden kullanıcıya aldatıcı mesajlarla yanıltıp herhangi bir kötü amaçlı yazılımın kurulumunun başlatılması, kullanıcı lisans sözleşmelerinde yanıltıcı veya eksik bildirimle kullanıcıya zararlı bir yazılımı bilgisayarına kurdurtma, çocuklara ve bilinçsiz kullanıcılara aldatıcı taktikler kullanmak, çok çeşitli sosyal mühendislik ve insan hatası yöntemleri olarak özetlenebilir. İnternet üzerinden gönderilen ve dijital mektup, diğer adıyla ileti olarak adlandırılan e-posta, günümüzde bireysel, kurumsal birçok iletişimin gerçekleştirilmesinde kullanılan bir araç haline gelmiştir. E-posta kullanmak için öncelikle bir e-posta hesabı almak gerekmektedir. E-posta hesabı kurumsal olabileceği gibi ücretsiz ya da belirli bir ücret karşılığında hizmet veren sitelerden temin edilebilir. E-posta hesaplarını yönetmek için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. İnternet üzerinden web tarayıcısı aracılığıyla e-posta hesabı yönetilebildiği gibi Outlook, Thunderbird, Windows Live Mail ve benzeri çeşitli programlarla e-posta hesaplarını yönetmek de mümkündür. Bu programlara e-posta hesabının tanımlanabilmesi için e-posta sunucusunun buna desteğinin olması ve bir takım sunucu bilgilerine ihtiyaç vardır. Web sayfası üzerinden e-posta kullanımında kullanıcı adı, birçok sistemde kullanıcı adı e-posta hesabı olabilmektedir ve şifre bilgilerinin girileceği alana gerekli bilgiler girilerek e-posta hesabına giriş yapılabilir. Eğer kişisel bilgisayar dışında herkesin kullanımına açık bilgisayarlarda e-posta hesabı kontrol ediliyorsa, oturumunu açık bırak seçeneğinin işaretlenmemesi son derece önemlidir. Aksi durumda e-posta hesabından çıkış yapılmadığı, tarayıcının kapatıldığı durumlarda maalesef hesap bilgileri başkasının eline geçebilir. Günümüzde e-posta aracılığıyla iletişim hem kurumsal hem de bireysel iletişim için vazgeçilemeyecek derecede önemli bir haberleşme aracı haline gelmiştir. İletişimin e-postalar aracılığıyla yapılması, bu iletişim üzerine gerçekleştirilen saldırıların artmasına neden olmuştur. E-posta güvenliğini sağlama, hem kişisel bilgilerin güvenliği, hem de şirketlerin ve kurumların paylaşılmaması gereken bilgilerin korunması açısından önemlidir. Binlerce kişiye ulaşabilme ihtimali, elektronik posta haberleşmesini cazip bir saldırı ortamına da dönüştürüyor. Sizin için iletişim anlamına gelen e-posta, saldırganlar için size ve yakınlarınıza erişim, reklam ve zararlı program yayma fırsatı demektir. Toplu e-posta gönderme işleminin kolaylığı ve teknolojik gelişmeler düşünülürse saldırganların tek ihtiyaçları e-posta adresiniz ve bir an için dikkatsiz davranmanız. Bu kadar çok kullanılan bir aracın kurumsal olarak da kullanılması saldırganların kurum içi bilgileri ulaşmasına fırsat verdiğinden e-posta saldırılarıyla kurumsal olarak da mücadele etmek gerekir. E-posta güvenliğini sağlamak amacıyla alınabilecek tedbirler nelerdir? E-posta güvenliğini sağlamak amacıyla alınabilecek tedbirler şu şekilde sıralanabilir.
e-posta hesabının başkalarının eline kolayca geçmemesi için şifrelerde kolay tahmin edilebilecek doğum günü, ad, soyad gibi ifadeler bulunmamalı. Şifre seçiminde en az 8 karakter ve bu karakterlerde mümkünse büyük, küçük harf ve sayıyla özel işaretler kullanılmalı. E-posta hesabı için kullanılan şifrenin başka sitelere veya servislere üyelikte tekrar kullanılmaması gerekir. E-posta adresleri herkese açık web sitelerinde paylaşılmamalı. İletilerin kontrol edildiği bilgisayar herkese açıksa, beni hatırla gibi kullanıcı adı ve şifreleri kaydeden kutucuklar işaretlenmemeli. Unutulduğu takdirde hesap bilgileri başkasının eline geçebileceğinden e-posta kontrollü bitiminde mutlaka çıkış yapla çıkılmalı. E-posta alınan kişi tanınmıyorsa gelen her türlü iletiye cevap verilmemeli. Kişisel ve mali bilgiler e-posta üzerinden hiç kimseyle paylaşılmamalı. İleti gönderen kişi tanınmıyor ve dosya eki ya da iletide tıklanması istenilen URL adresi şüpheli ise dosya ekleri açılmamalı, bağlantılar kesinlikle tıklanmamalı. Virüs yazılımlarının e-postalardan gelen iletileri tarayacak şekilde ayarlanması gerekmekle birlikte ödül, çekiliş hakkı kazandığınız gibi iletiler çoğunlukla kişisel bilgileri ele geçirmek amacıyla gönderilir. Bu iletiler dikkate alınmamalı ve silinmeli. Güncel virüs ve güvenlik duvarı yazılımları elbette kullanılmalıdır. Telefon dolandırıcılığı sosyal mühendislik saldırı yöntemlerinden biridir. Arama yöntemiyle dolandırıcılık ve SMS yoluyla dolandırıcılık olmak üzere iki yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Aramayla telefon dolandırıcılığında kurbanların bir takım bilgileri internet üzerinden toplanmaktadır. Bu toplanan bilgiler cep telefonu, e-posta adresi, adı, soyadı, bağırsak hızlık soyadı gibi kişisel bilgilerden oluşmaktadır. Ardından bu bilgiler kullanılarak sosyal mühendislik saldırı senaryosu oluşturulur. Örnek bir senaryo. Terör örgütüne yardım ettiniz. Ancak şu kadar ödeme yaparsanız sizi bu durumdan kurtarabiliriz. Adınıza sahte kredi kartı açılmış ve bu kredi kartından terör örgütüne yardım gitmiş. Bunu yapanları yakalayabilmemiz için hesabınızdan bize para gönderip hesabın hareket görmesini sağlamalısınız. Bu senaryoda kurban terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle önce korkutulmaktadır. Ardından güven verilerek sosyal mühendislik saldırısı gerçekleştirilmiş olur. Sizi polis karakolundan arıyoruz gibi sözlerle kendilerini resmi bir kurumdan iletişime geçiyormuş gibi gösterirler. Senaryonun daha ikna edici olabilmesi için saldırganların aradıkları telefon numarasının inandırıcı olması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek ve telefon numaralarını istedikleri gibi göstermek için VoIP yani internet üzerinden telefon numarası arayabilen programlar ve bu yazılımları kullanabilmektedirler. SMS yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemlerinde çoğu zaman kurbanlardan gönderilen SMS'in yanıtlanması ya da verilen telefon numaralarının aranması istenmektedir. Bunun dışında güvenli olmayan sitelere verilen cep telefonları da SMS dolandırıcılığında kullanılabilmektedir. Örneğin siteye kaydolmak veya robot olmadığınızı doğrulamak, programı güncellemek, sosyal ağ hesabınızdaki engeli kaldırmak ve benzeri işlemler için cep telefon numarasının girilmesi istenebilir. Daha sonra telefonuna siteden girilmesi istenilen gizli bir kod gelir. Bu kod girilmesiyle ücretli üyelik onaylanmış olur. SMS ile dolandırıcılığın en çok gerçekleştirildiği yöntem ücretsiz kontör ya da ödül vaadidir. Ödül kazandınız, ödül almak için XXX numarasını arayınız şeklinde SMS gönderilmesiyle gerçekleştirilen sosyal mühendislik saldırılarında kurbanın numarayı aramasıyla saldırı amacına varmış olacaktır. Benzer bir şekilde başka bir SMS yoluyla saldırı da kötü niyetli kişinin hatalı kontör transfer ettiğini iddia ederek yanlışlıkla yüklenen kontörleri talep ettiği SMS gönderimiyle gerçekleşmektedir. Telefon dolandırıcılığına maruz kalmamak için nelere dikkat etmeliyiz?
Telefon dolandırıcılığına maruz kalmamak için dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir. İnternet üzerinde gezinirken kişisel bilgilerinizi güvendiğiniz siteler dışında her yerde doğru girmeyiniz. Sizi arayarak bilgi isteyen ya da bir şeye zorlayan kişilerden şüphe ediniz ve telefonu kapatıp ilgili kurumu aramayı mümkünse siz gerçekleştiriniz. Hiçbir kamu kurum ya da kuruluşunda görevli personel sizi arayarak para talep etmez. Kişisel bilgilerinizi bilerek ya da bilmeyerek yayınlayan bir internet sitesi gördüğünüzde bu bilgilerin kaldırılmasını talep ediniz. Bir saldırıya maruz kaldığınızı düşünüyorsanız mutlaka polise bildiriniz. İnternetteki üyeliklerinizde hepsinde aynı şifreyi kullanmaktan kaçınınız. Saldırganlar ele geçirdikleri şifreleri diğer sitelerde de kullanabilirler. Bir başkasının üçüncü şahısları ve bilgi işlem sistemlerini kendisinin söz konusu kişi olduğuna ikna ederek yanıltmasına, o şahsın çıkarlarına zarar verip kendisine çıkar sağlamasına ya da bu dolandırıcılığa olanak verecek bilgilere ulaşmasına kimlik hırsızlığı ya da kimlik avı denir. Dijital kimlik hırsızlığı banka hesap numaraları, kredi kartları, nüfus cüzdan bilgileri gibi kişisel bilgilerin ele geçirilmesi ve bu bilgilerin kötü amaçlı kullanılmasını kapsamaktadır. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasıyla bu kartların değişik yöntemlerle dolandırıcılık amacıyla kullanımı da artmıştır. Kullanıcıların güvenli olmayan internet sitelerinde yapmış oldukları alışveriş sonrasında dolandırıcıların bu siteleri ele geçirmeleriyle müşterilerin kredi kartları çalınabilmektedir. Bir başka yöntem de kullanıcının alışveriş ödemesi esnasında kredi kartını post cihazı dışında başka bir aletten geçirerek manyetik bandındaki bilgileri okutmak ve kaydetmektir. ATM adı verilen bankaların para çekme makinelerinde kartın sokulduğu hazneye yerleştirilen okuyucularla yapılan kart kopyalama yöntemi popüler dolandırıcılık yöntemlerinden biridir. Bu yöntemdeki bir başka tehlike de gizli kamerayla ya da şifrenin girildiği klavyeye yerleştirilen bir cihazla müşterinin şifresi elde edilebilmekte ve kopyalama sonrası kart limiti nakit avansı olarak kullanılabilmektedir. Dolandırıcılık en genel anlamıyla insanı aldatma amacıyla yapılan kasıtlı her tür eylemdir. Bilgisayar ağları vasıtasıyla işlenen klasik suçların başında dolandırıcılık suçları yer almaktadır. Dolandırıcılık işlemi elektronik ortamlar aracılığıyla gerçekleştiriliyorsa buna e-dolandırıcılık yani elektronik dolandırıcılık denir. İnternet üzerinde rastlanan yaygın e-dolandırıcılık türlerinin başında yatırım teklifleri yer almaktadır. Bu tür e-dolandırıcılık tekliflerinde mağdurlar genellikle küçük bir yatırımla büyük miktarda para kazanabileceklerine inandırılmaktadır. Örneğin dolandırıcı kişi ya da kişiler çok sayıda adrese e-posta atarak kendisinin X ülkesinde vefat etmiş, tanınan ve belli bir sosyal statüsü olan bir kişinin yakını olduğunu belirtmektedir. Bu kişiden kalan yüksek meblağda parayı güvenlik gerekçesiyle ülke dışına çıkarmaya çalıştığını, yine güvenlik nedeniyle bu transferi normal yollardan yapamadığını, eğer kabul ederse e-posta alıcısının banka hesabını kullanarak parayı transfer etmek istediğini ve karşılığında belli bir ücret ödeyeceğini vaat etmektedir. Kabul edilmesi halinde mağdura normal posta yoluyla bazı sahte dokümanlar gönderilerek ikna edilmekte ve sonrasında mağdurdan vergi veya havale masrafı adı altında belli bir meblağı göndermesi talep edilerek mağdur dolandırılmaktadır. İnternet üzerinden yapılan bir başka e-dolandırıcılık türü de internetten satış yoluyla yapılanıdır. Bu tür dolandırıcılıkta kullanıcı internette aradığı bir ürünü iyi bir fiyata bulur veya zor bulunan bir ürüne rastlar. Malı satın almak için ödeme yapan kullanıcı malı hiç teslim alamaz ya da daha düşük değerde bir ürün gönderilir. Kişisel bilgilerin finansal kazanç ya da suç işlemek maksadıyla çalınması yerine kimlik klonlamada amaç birey adını kullanarak yaşamak ve çalışmaktır.
Bu kişiler tıpkı diğer insanlar gibi bu kimlikle nişanlanır, çalışır ve evlenirler. Kimlik klonlama, bireyle ilgili çok detaylı bilgiler toplandıktan sonra gerçekleştirilir. Bireyin hangi şehirde doğduğu, hangi mahallede büyüdüğü, hangi okullara gittiği ve çevre ilişkileri gibi geniş bir bilgi toplamayı gerektirir. Bu klonlamayı genelde suçlu olan ve saklanmaya çalışan insanlar ya da psikolojik problemleri olan insanlar gerçekleştirirler. Kimlik klonlamadan korunmak için açık edilmiş gizli bilgileri, kaybolan belgeleri bir an önce gerekli mercilere haber vermek ve değiştirmek gerekir. Ayrıca kimlik, ehliyet ve benzeri fotokopileri çöp ve benzeri yerlere atmamalı ve uygun bir biçimde imha edildiğinden emin olunmalıdır. İnternet amacı doğrultusunda kullanıldığında kullanıcıları bilgiye ulaşma, karşılaştıkları problemlere çözüm üretme ve eleştirel düşünme gibi bireysel gelişimlerine yardımcı olan önemli bir teknolojidir. Ancak internet amacı dışında kontrolsüz ve bilinçsiz kullanıldığında kaygı ve korkuya neden olmakla birlikte kişisel gelişimi olumsuz şekilde etkileyebilmektedir. İnternetin sunduğu olanakları amacı dışında ve aşırı kullanma, internet bağımlılığı kavramıyla nitelendirilmektedir. Oyun bağımlılığı ise, oyuncunun bir oyunu bırakamaması, sürekli olarak oyunu düşünmesi ve sürekli olarak oyunla ilgilenmesi olarak tanımlanabilir. Oyun bağımlılığı, işsizlik ve amaçsızlık gibi sıkıntılar yüzünden kişinin kendi kendine soktuğu bir kısır döngüdür. Oyun oynamak yapacak daha iyi bir şey olmadığı için eğlence olmaktan çıkıp bağımlılık halini alabilmektedir. Bilgisayar oyunları kullanıcıları hayal dünyalarında yaşatma, gerçek dünyada yapamadıkları ya da imkansız hayal ürünlerini gerçekleştirebildikleri bir ortam sunma, bireylerin duygularını harekete geçirme, heyecan ve merakını arttırma, kullanıcılara kazanma tutkusunu yaşatma ve oyuna hakim olabilme şansını verme ve benzeri nedenlerle özellikle genç kullanıcıların ilgisini çekebilmektedir. Böylelikle kullanıcı başka kullanıcılara kendisini ispat edebilecek ve bu duygu kullanıcının saatlerce bilgisayar başında oyun oynamasına neden olabilecektir. İnternet ve oyun bağımlılığını önlemek adına alınması gereken tedbirler nelerdir? İnternet ve oyun bağımlılığının önlenmesinde bireye olduğu kadar bireyin ailesine ve topluma bir takım görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bireyin sosyal çevresinde spor yapma ve kültürel etkinliklere katılabilme gibi olanakların sağlanması, bireyin internette çok fazla zaman geçirmesini engelleyebilecektir. Bireyin internette geçireceği zamana alternatif olanaklar sunulmalı ve özellikle ailesi tarafından yeterli duygusal destek verilmelidir. İnternet ve oyun bağımlılığının önlenmesi ve bu ortamların olumsuz etkilerinden korunmak için şu maddelere dikkat edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Bireylerin internete bağlanma zamanları değiştirilmeli. İnternetin kullanım süreleri kayıt altına alınmalı. İnternetin günlük kullanım sürelerinde sınırlandırmalar getirilmeli. Spor aktivitelerine katılım sağlanmalı. İnternet başında gevşeme egzersizleri yapılmalı. Yeni sosyal beceriler kazandırılmalı. Aileler bireylerle daha fazla ilgilenmeli ve onların duygusal ihtiyaçlarını karşılamalı. Aileler bireylere başka etkinlikleri gerçekleştirebilmeleri için fırsatlar vermeli ve onları bu yönde cesaretlendirmeli. Bireylerin internetten doğru anlamda yararlanmaları sağlanmalı ve bu yönde alışkanlık kazandırılmalı. Birey, internetin doğru amaçlı kullanılması yönünde bilinçlendirilmelidir. Sosyal mühendislik, temel olarak insan ilişkilerini veya insanların dikkatsizliklerini kullanarak kişi ya da kurum hakkında bilgi toplamak olarak tanımlanabilir. Kuruma çalışan olarak sızmak, çalışanlarla arkadaş olmak, teknik servis ya da destek alınan bir kurumdan arıyormuş gibi görünerek bilgi toplamak, hedef kişiyle dost olmak, kişilerin zaaflarından yararlanmak bilinen en iyi örnekleridir. İnsan zafiyeti sosyal mühendisliğin anahtar noktasıdır. Sistemler ne kadar gelişirse gelişsin, sistemi yöneten insanoğlu bilinçlendirilmediği sürece zafiyet ve bunun sonucunda da
korkutucu senaryo olan veri hırsızlığının yaşanması kaçınılmazdır. Türkçe'ye yemleme yani oltalama olarak çevrilen phishing, password yani şifre ve phishing yani balık avlamak sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşturulan bir saldırı çeşididir. Yemleme, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak kullanıcı adı, şifre ve kredi kartı bilgilerini gerçek gibi görünen kurum ya da kuruluşlardan sanki bu bilgiler isteniyormuş gibi bir his uyandırılmaya çalışılarak bilgilerin elde edilmesidir. Yemlemede kullanıcı bilgileri genelde e-posta, sosyal ağ siteleri, sahte web sayfaları veya anlık mesajlaşma uygulamalarıyla elde edilmeye çalışılır. Sosyal mühendisliğin bir uygulama alanı olan bu tür sahte e-posta, web sayfası ve benzerlerini alan kişi, istenilen gizli bilgileri göndererek bu bilgilerin kötü niyetli üçüncü şahısların eline geçmesine ve akabinde oluşabilecek zararlara maruz kalmasına neden olacaktır. Bilinen etkin kullanıma sahip 300'e yakın sosyal paylaşım sitesi, Facebook, Twitter, MySpace, Friendster ve benzeri ve bloglar, Zanga ve Blogspot ve benzeri vardır. Saldırganlar bu kanallar üzerinden farklı kimliklerle yalan, hile, rüşvet, şantaj gibi tehditlerle bilgi elde etmektedirler. Eğer web tarayıcı ayarları bu tarz sahte yazılımlara karşı önlem alacak şekilde güvenlik ayarları yapılandırmamışsa, kullanıcının anlık dikkatsizliği ya da bilgisizliği sonucunda sosyal ağ hesap bilgileri başkasının eline geçebilecektir. Benzer şekilde e-posta yoluyla gelen yemleme saldırıları, bankaların resmi web site isimleri altında farklı bağlantılar verilerek kullanıcıyı başka bir siteye yönlendirmeye çalışırlar. Dolandırıcılar, banka ile ilgili olduğunu iddia ettikleri bir bilgilendirme ya da güncelleme e-postası atarak ileti sonunda kullanıcının bu işlemi gerçekleştirmesi için bir bağlantı sunarlar. Elektronik postanın geldiği adrese bakıldığında bankanın kendi e-posta alanından geliyormuş gibi görünebilir. Fakat e-posta adresi dikkatlice incelendiğinde, yani mail başlık bilgileri kontrol edildiğinde gelen iletinin bankanın adresiyle ilgili olmadığı görülebilir. E-posta içeriği incelendiğinde müşterinin internet bankacılık hesabının süresinin dolmak üzere olduğu ve postaya eklenmiş bir bağlantı yardımıyla hesabın tekrar aktif hale getirilebileceği belirtilmiştir. E-posta aracılığıyla gelen bağlantı üzerine fareyle gelindiğinde görünen bağlantıyla gidilecek adresin çok farklı olduğu görülebilir. Bağlantı tıklandığında gelen sayfayla bankanın resmi sitesi birbirine oldukça benzer olduğu görülecektir. Dolandırıcıların hazırladıkları sahte banka sayfası ne kadar gerçeğine benzerse yemleme o derece başarılı olabilecektir. İyi tasarlanmış yemleme saldırılarında dolandırıcıların hazırladıkları sayfalar kullanıcı bilgilerini aldıktan sonra farklı hatalar verirler ve sayfayı yenileyerek kullanıcıyı gerçek siteye yönlendirirler. Ön metin oluşturma sosyal mühendisliğin önemli bir çalışma alanıdır. Hedef hakkında verinin nereden ve nasıl toplanacağı, tüm veriler toplandıktan sonra sahte senaryoların oluşturulması ön metin oluşturma sürecidir. Kullanıcıların özel bilgileri, hobileri, aktiviteleri, sosyal arkadaş bilgileri, tatil, izin ve ailevi bilgileri toplanır. Elde edilen bu dost bilgilerine benzer isimlerle e-posta oluşturulup, bilgi elde etmeye yönelik rica, sahte program kurdurmalar şeklinde e-posta ve mesajlarla tuzağa düşürülme testi yapılır. Burada amaç, sahte bir senaryo ve hikaye uydurularak bu senaryonun içine serpiştirilmiş tuzaklarla hedeften istenilen bilgiyi almaktır. Telefon üzerinden yapılan saldırılarda hızlı elde edilebilecek bilgiler ilk önce sorulur. Sonunda bilgi isteme aşaması hassas bilgiler olan doğum tarihi, kimlik numarası ve benzeri bilgilere gelecektir. Bu tarz bilgileri elde etmek için gerekirse farklı kimliklere bürünen dolandırıcılar kişiye özgü senaryo oluşturma konusunda son derece uzmanlaşmışlardır. İnternette yemleme türü saldırılara karşı nelere dikkat etmeliyiz? Yemlemeye yakalanmamak için şimdi söyleyeceğim uyarıları uygulamakta yarar vardır.
telefon veya benzeri yolla aranma durumunda hiçbir zaman kişisel veya hesap bilgileriyle ilgili sorular yanıtlanmamalıdır. Bankayla görüşme gerekirse bile muhakkak kullanıcı arayan taraf olmalıdır. E-postayla gelen ve uyarı niteliğindeki iletiler dikkate alınmamalıdır. Gerçekten ciddi bir şey gibi görünüyorsa bile öncelikle araştırılmalı ya da ilgili siteye sorulmalıdır. Banka ya da sosyal ağ web sitelerine kesinlikle maillerle gelen bağlantılardan erişilmemelidir. Adres çubuğuna sitesinin bağlantısı yazılarak erişilmelidir. Güncel tarayıcılar kullanılmalı ve tarayıcılarda yemleme önleme özellikleri mutlaka açık tutulmalıdır. Sosyal medya, kişilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımların bütünüdür. Sosyal medya, kullanan kişilerin paylaşım yapmalarına olanak sağlayan, kişisel veya kurumsal sayfalar aracılığıyla dijital içerik oluşturup, fikrinizi, olaylara bakış açınızı, düşüncelerinizi, günlük yaşamınızı, nerede olduğunuzu, fotoğraflarınızı, reklamlarınızı veya yaşadığınız önemli bir olayı çevrenizdeki insanlara ulaştırabilen çevrimiçi bir ağdır. Sosyal medya, kullanıcıların internette aradığı ve kullandığı içeriği yine kendilerinin ürettiği bir platformdur. Sosyal medya, kişi ve birey iletişiminin yanında marka ve kurum konumlandırması açısından da son derece önemlidir. Sosyal medya, geleneksel mecralardan farklı olarak yaşayan bir platformdur. Gazete, televizyon ve diğer basılı mecralardan en büyük farkı eş zamanlı bir bilgi paylaşımıdır. Çift yönlü iletişimin getirdiği etkileşim seviyesi geleneksel medyanın çok ilerisindedir. Bu ortamlarda bilgi paylaşımı hiçbir maliyet gerektirmeden gerçekleşir ve anında çok geniş kitlelere ulaşır. Günümüz dijital çağında birçok insan veya kurum sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Bu sayede bilgiye hızlı erişim kolaylaşmaktadır. Kullanıcılar içerikleri, haberleri, makaleleri, fotoğrafları haber veya blog sitelerine girmeden sosyal medya aracılığıyla görebilmekte, görüşlerini yine sosyal medya araçlarıyla yansıtabilmektedir. İnternet kullanıcılarının birbirleriyle bilgi, görüş ve ilgi alanlarını yazılı, görsel ya da işitsel bir şekilde paylaşarak iletişim kurmaları için olanak sağlayan araçlar ve web sitelerini içermektedir. Sosyal medya, en genel anlatımla yeni nesil web teknolojilerinin getirdiği kullanım kolaylığı ve iletişim hızıyla yakalanan eş zamanlı bilgi paylaşımının takip edildiği sayısal ortamlardır. Bilgi kaynaklarının kullanıcıların kendisi olduğu ve bu bilgilerin yayınlandığı, paylaşıldığı tüm ortamlar aslında sosyal medyadır. İlgi alanlarınıza göre kişileri takip edip eş zamanlı bilgi alabileceğiniz ve bu bilgileri paylaşabileceğiniz dijital platformlara da sosyal medya denilmektedir. Geleneksel medyadan farklı olarak haber kaynaklarının kurumlardan bireylere kayması günümüzde sosyal medya olarak bilinmektedir. Günümüzde sosyal medya siteleri denildiğinde akla sadece Facebook, Twitter ve Instagram geliyor. Belki biraz da Tumblr ve Pinterest. Ancak popüler siteler dışında farklı özellikleriyle dünyada aktif olarak kullanılan sosyal medya siteleri de bulunmaktadır. Bunlar genel olarak sosyal ağlar, bloglar, mikrobloglar, forumlar, wikiler, podcast ve içerik toplulukları olarak gruplanmaktadırlar.